İsrail'in Filistin halkına ve Mescid-i Aksa'ya yönelik yaptığı hain saldırı bugün öğle namazı çıkışı yaklaşık 1000 kişinin katıldığı uzaktan gösterilerle kınandı. İsrail bayrağının yakıldığı gösterilerek ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. İsrail'in Filistin halkına yönelik yaptığı saldırılar her geçen gün dozunu artırmaya devam ediyor. Ramazan ayı içinde Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'da İsrail polisi hukuksuz müdahalede bulundu. Yaşanan olaylarda 9'u çocuk, çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Türkiye'nin birçok kentini ayağa kaldıran olay Kayseri'de de düzenlenen konvoy ve gösterilerle yankı buldu. Bugün öğle namazı çıkışı Bürüngüz Camii çevresinde gösteriler yapıldı. Sosyal mesafeden uzak Türkiye, Filistin ve Suriye bayraklarının dalgalandığı gösteride konuşan Cihan Yuma Derneği Başkanı Fevzi Konaç açıklamalarda bulundu. Bu zulme dur diyebilecek tek güç oradaki bir avuç Müslümanla birlikte İslam ülkeleri içerisinde Türkiye'dir. Bundan dolayı bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devletimizi ve bütün kardeşlerimizi bu zulme karşı Kudüs'ün yanında olmaya davet ediyoruz. Bu meydanlarda buna benzer yaşanan hadiseler için kaç kez açıklama yaptık? Kaç kez Siyonist İsrail'i kınadık ve protesto ettik? İnanın hatırlamıyoruz. Bu yaptıklarımızla mesafe alamasak bile umuyoruz ki tarafımızı, yani mazlumun yanında zalimin karşısında duruşumuzu alemlerin Rabbinin meleklerine tescil ettirdik inşallah. Ve bir gün ve bir gün ve bir gün inanıyoruz ki özgür Kudüs'e giden yol işgalden kurtuluş Türkiye'nin omuz vermesiyle gerçekleşecektir. İnanıyoruz ki bir gün İHA ve SİHA'larımız tıpkı Karabağ'daki gibi Kudüs semalarında dolaşacaktır. İnanıyoruz ki 104 yıl önce gözyaşlarıyla terk etmek zorunda kaldığımız Kudüs'e dönüşümüz Allahu Ekber nidalarıyla olacaktır. Unutmayalım ki bugün tarihe not düşmek adına söylüyorum ki Kudüs düşerse Ankara düşer, Allah korusun. Unutmayalım ve bilelim ki Kudüs'ü savunmak Anadolu'ya savunmaktır.